Sizi kime benzettim biliyor musunuz ikili olarak? Yılmaz Güney ve Filiz Akın. Umutsuzlar filmi. Şimdi söyleyince bir daha bakasın geliyor. <ben yapacağım. gülüyor> Ya bir şey diyeceğim. Filiz Akın kızmaz değil mi? Filiz Akın'dan güzel olmuş. Dışarıda bir hayır. Evet, bir iki sefer gördüm oraları. Her yere üniversite gibi bakarım. Şimdi böyle herkes birbirine satıyor yani. Ama kim arkadaşı, kim dostun bilmiyorsun. Herkes kendi çıkarları için. Alırsam o sopayı senin kafanda kırarım dedim, o kadar. Ben mesela o sopayı alıp fırlatırım. Ama benim adım çıkmış, o yüzden vuramadım. Hukuk dedim, şimdi adam kalmadı bir de. İyi sen, şey abi, ben direkt hassas. Her şeyden dahi bile sorumlu hissediyorum ben kendimi. Yani gördüğün her şeyden sorumluyum deyip gidip bulaşmak zorunda değilsin. Ama eğer bir yerde bir işte ne bileyim bir köpeğe biri vuruyorsa, zorda kalmış birisine tekme atıyorsa veya haksız yere birini 2-3 kişi eziyorsa, buna dur demeyeceksen o zaman niye varsın ki yani? Tabii. Hepimiz haksızlığa uğruyoruz, hala da uğruyoruz. Fakat bir daha o haksızlığa uğramamayı öğreniyorsun. Ben de belki bir film yapmak istiyorum, olmasın mı? Evet. Olur, oynar olur. Mısın? Oynarım tabii ki, seninle her zaman. Ben de yenge yapıyorum. Yenge değil mi? Mesela adam evdeymiş. Yenge gidiyor. Arkadaşlar, bir başka TV ekranlarından herkese merhabalar. Yine bugün çok özel ve çok güzel iki oyuncu konuğum var. Gizem Karaca ve Ufuk Bayraktar bizlerle beraber. Cuma günü, yani bugün filmleri dayı vizyona giriyor ve biz heyecanla uzun süreden beri bunu bekliyorduk herhalde. Bilmiyorum, bizdeki heyecan böylesi, sizdeki nasıldır? Nasıl bir heyecanla bugünlere geldiniz? Ya bir iki sene önce, iki yıl oldu filmin çekimleri tamamlanalı işte bu. Belli süreçler de uzadı filan. Tam pandemiye denk geldi. Tabii tam pandemiye denk geldi. Şimdi inşallah çok iyi olacak. Rahatladığı dönem çok emek harcandı. Özellikle biz oyuncular olarak kameranın önünde elimizden geleni yaptık. Çok inanarak çalıştık işte. Tabii kameranın arkasında özellikle abim senaryosunu yazma aşamasında Serkan Öztürk'le birlikte yazdıktan sonraki çıktıkları serüvende. Yönetmen olarak bu pandemideki aslında bu sarkılmış olmasının da kendi lehine çevirerek filmi çok ince işledi ve izlediğinde insanların da tatmin olacağı ve seveceği bir hale, bir seviyeye ulaştığını düşünüyoruz. Ama yorucu bir süreçti, beklemesi de öyleydi. Yüzdük kuyruğuna geldik derler ya, evet. Tam o noktadayız herhalde şimdi. Öyle çok, yani. Çok güzel bir dünya kuruldu gerçekten yani. Hani, kostümleriyle, işte platolarıyla, ya inanılmaz tatlı, güzel bir şey oldu. Tam bir aslında böyle yeşil çama dediğin gibi yansıtan ama daha nasıl diyeyim, daha içine girip gösterebileceğimiz daha detaylı. Modernize de edilmiş daha hali. Daha modernize edilmiş hali yani. Tatlı oldu bence. Ben çok merak ediyorum. Ben izlemedim. Ufuk izlemiş. Yani, ama ben izlemedim şu an. Yani efsane. Bence de çok efsane bir film bizi bekliyor. İki fragman yayınladınız. O fragmanlardan gördüğüm kadarıyla gerçekten çok dediğin gibi çok başka bir dünya kurulmuş orada. Ama biz şimdi ne izleyeceğiz? Bir melodram mı? Bir kabadayı filmi mi? Bir mafya filmi mi? Neyin çatışmasını, neyin filmini izleyeceğiz? Yani burada aslında bir 70'ler, 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, o belli 80-90'dan sonra değişti o. O zamana kadar kabadayılık diye bir kavram vardı. Hı hı. Dayılık diye bir kavram vardı. Bunlar adalet ve merhamet terazisiyle yaşayan insanlardı. Şimdi başka bir şeye dönüşmüş olabilir. Kahramanımız da biraz Robin Hood, biraz özelinde böyle yakın bir kişiden, hatta babamızdan artık söyleme gerek yok. Tabii abim ki. Yazarken esinlendi. Tabii ki daha önceden televizyonda işte nasip oldu. Ezel'de bir kabadayı rolü oynamıştım. Onun referansı olmuştur, etkilemiştir, çok sevilmişti. O ayrı konu bunlar ama bizim hikayemizde adalet ve merhamet terazisiyle yetişmiş bir çocuğun, çocukluğundan beri bunu içinde taşıyan bir kişinin işte şehre geldiğindeki bir dostluk ve çok derinlerde yaşadığı bir aşkın içinde kendini bulmasıyla anlatıyor. Tabii bunlar olurken de geldiği yerlerdeki olaylar filan, etrafındaki dünyaya da orada da adalet ve merhamet duygusuyla hareket eden birisi olduğu için onu bambaşka bir yerlere ve bir kabadayılık serüvenine doğru götürdüğü bir hikaye. Evet. Bu süreçte de ben plak çıkarmaya çalışan, böyle şirin şirin ortalıkta dolaşan abisinin kanatları altında olan
hayalleri olan cıvıl cıvıl bir kızı canlandırıyorum. Ya aslında tam da kendim gibi. Evet lütfen aslında tam da kendim gibi bir... Evet biraz enerjisi evet, enerjisi tek kadını evet. canlandırıyorsunuz. O yüzden çok keyifli oldu gerçekten. Yani ben de bir şeyler katabildim. Yani zaten karakter ortada çok hani çok dallanabilecek, çok rahat oynayabileceğim bir karakterdi. Dediğim gibi hayalleri peşinden koşarken hiç beklemediği aslında belki hiç hayalinde olmadığı tarzda bir aşk yaşamaya başlıyor. Aslında sinirle, öfkeyle başlıyor. Ama sonrasında hayallerini gerçekleştiren adam oluyor. Spoiler alert ama demişken öyle. Peki ben sizin ikili olduğunuzdan beri ve bu filmin bu hikaye üzerine kurulduğu konuşulmaya başladığından beri ve fragmanları da gördükten sonra tabii sizi kime benzettim biliyor musunuz ikili olarak? Yılmaz Güney ve Filiz Akın. Umutsuzlar filmi. Yılmaz abi sinemaya altın harflerle adını yazdırmıştır. Türkiye tarihine de yazdırmıştır yani. Dünya tarihine. Ne mutlu biz. Filiz Akın güzel, da çok teşekkür ederiz. Evet. Güzel. Sen de hakikaten bir an şimdi öyle değil. Filiz Akın'a mı? Yani o gençlik, o böyle tam evet. enerjik, ama en güzellik, hafızlı. Valla şimdi öyle söyleyince bir an böyle bir... Siz bir de bence bu gözle izleyin. Hiç yani bakmamış mıydınız şöyle bir dönüp bir... Şimdi söyleyince bir daha bakasın geriye ne yapacak? Harika, çok güzel. Bence o filmden sonra gerçekten öyle bir melodraman, öyle bir draman bu şekilde modernize edip karşımıza çıkıp yansıtılma şekli sizin oyunculuğunuzla ve yeteneğinizle tabii çok başka bir yere götürecektir filmi. Ama senin için şöyle bir şey söyleniyor. Yeni Yılmaz Güney. Sana böyle atıflarda bulunuyor. Bu ne bilmiyorum senin enerjinden midir, mizahından mıdır, duruşundan mı? Ama bu tarz böyle... Ne mutlu yorumlar yani insanlar çünkü Yılmaz abi gönlümüzde böyle bir şeyi yakıştırmaları da ama hiç kimse giden başka birinin yerini dolduramaz. Biz onlar büyüklerimiz belki onun o orayı dolduramayız ama çıraklığını yapıyor olabiliriz. Belki bu film kalfalık belgemiz olur bilmiyorum. Yani o yolda gidiyor olmak bile bir şeref yani benzetenlere teşekkür ederim. Ya bir de şimdi sen babandan esinlendiğini söyledin ve o dönemki bir hikayeden yola çıkarak geliştirdiğini söyledin. Peki bu senaryonun çıkış noktası neydi? Mesela adli bir süreç yaşadın. O etkili oldu mu? Bir cezaevi süreci oldu. Orada yaşadıkların, gördüklerin vesaire. Onlar neler kattı? Ne şekilde zenginleştirdi mesela? Nasıl bir katkısı oldu? Ya da oldu mu? Katkısı mı oldu, götürüsü mü oldu? Hayatın her alanında bir şey gidiyorsa mutlaka yerine bir şey katılıyordur. Bir şey geliyorsa da mutlaka yerinden bir şey gidiyordur'a inanıyorum. Hep aklımızda vardı böyle işte bir kabadayılıkla ilgili böyle insanların beklentisini ve isteklerin, taleplerini dışarıda da gençlerin görüyorduk. Yapma niyetimiz vardı. O tabii ki o süreçte cezaevi süreci başladığında da belki biraz hem abimin de içine bir şey düştü, benim böyle bir şey istediğimi biliyordu. Onlar Serkan'la birlikte yazdılar senaryoyu. Biraz beni orada böyle motive tutmak, işte ben de içeride başka şeylerle uğraştım, okudum, yazdım filan. Yazdılar, çıktıktan sonra ikna edemediler ama hemen. Çünkü biraz böyle kaygılar başladı, nasıl olacak, nasıl yapacağız filan diye. Yani o sürecin etkisi var, çok açamadım belki şu an ama. Aslında her şey bir deneyim ve ondan da besleniyorsun. Tabii yani, ki yani cezaevindeki beslenmeden diyorsanız her ben... Her şerde bir hayır. Evet, bir iki sefer gördüm oraları. Her yere üniversite gibi bakarım ben. Yani bir iki insan tartıştığında bile onları izlerken bile... Orası bile benim için bir üniversitedir, oradan çıkaracağımız ders ki cezaevi bunun için en uç noktasıydı. Mesela hak, hukuk ve adalet konusunda sizin kendi hayatınızda da çok dikkatli olduğunuzu ve buna göre çok özveriyle yaşadığınızı biliyorum ve görüyorum. Bu konuda ama sizden bu tarz haksızlıklar ve adaletsizlikler karşınızdaki tavrınızı öğrenmek istiyorum. Nasıl davranırsınız? Sizin bir haksızlıkla... Genel dışarıdaki bir... Evet evet, yorumunuz, gördüğünüz mesela son dönemde hangi haksızlığa karşı böyle sesinizi çıkarma ihtiyacı duydunuz ya da neler sizin özellikle böyle ona geçip de savunuculuğunu yapma şevki verir? Verir bilmiyorum. Geçen bir iki ay önce bir tanesine bir çok sinirlendim. O da bir köpeğe sopa fırlatıyordu. Yemek dağıtan bir adamın sokaktaki köpeğe birisi sopa fırlattı diye. O da gene de kavga etmedim ama. Alırsam o sopayı senin kafanda kırarım dedim, o kadar.
hayvanlara karşı benim de biliyorsun zaten yani. Ben mesela o sopayı alıp fırlatırım. Ama benim adım çıkmış, o yüzden vuramadım. Ufuk dedim, şimdi adam kalmadı bir de. İyi sen bir şey abi, ben direkt köpek. Ya hassas noktada. Evet. Yani bir mutlaka sözümü söylerim. Yani adalet bir... Gizem'de de ben aynı şeyi hissediyorum. Hı hı. Sette de keza bu bir buçuk iki senedir tanışıyoruz ama tavrında bir olay gördüğümde söyleyemezsem yani yaşamanın bir anlamı kalmıyor. O zaman çünkü gördüğümüz, duyduğumuz her şeyden dahi bile sorumlu hissediyorum ben kendimi. Yani gördüğüm her şeyden sorumluyum deyip gidip bulaşmak zorunda değilsin ama eğer bir yerde bir işte ne bileyim bir köpeğe biri vuruyorsa, zorda kalmış birisine tekme atıyorsa veya haksız yere birini 2-3 kişi eziyorsa buna dur demeyeceksen o zaman niye varsın ki yani? Evet, savunabiliyorsan olarak... zaten savunabilecek varsa savunmak lazım yani. Evet. Yoksa her şeye böyle susup geçip gidersek herkes... En azından cümlemizi söylüyoruz. Evet. Peki mesela sizin böyle haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz ve unutamadığınız bir olay var mı? Yok, geçmişimde iyi şeyler de yaptığım oldu. Kötü bir şeye sebep olduğum da olmuş olabilir ama pişman olmak için vakit yok. Yani hayat devam ediyor. Biz iyilerimizi çoğaltıp, eksik taraflarımızı törpüleyerek, olgunlaşarak yaş almaya devam ediyoruz hayat. Yani aslında tabii ki de var. Herkes gibi var. Senin de var. Evet, tabii. Hepimiz haksızlığa uğruyoruz. Hala da uğruyoruz. Fakat sonrasında Ufuk'un da dediği gibi yani hani bir daha o haksızlığa uğramamayı öğreniyorsun. Bir şekilde iyi tarafından bakarak ne oldu? Bunu böyle oldu. Bu bana böyle yaptı. O zaman okey gidebilirsin. Ya da ben tekrar aynı hatayı yapmam. Yani ders almaya çalışıyoruz yani. Olgunlaşıyoruz bir şekilde. Evet. Şu an olgunun hangi evresindesiniz peki? Eskiye göre şimdilerde neyi yapmıyorsunuz o halde? Neleri değiştirdiniz kendinizde? Hadi olgun söyleyeyim. Evresindeyiz. Laşma kısmı kaldı. Olgunlar. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Şeyin, bebekken 6 aylıkken emekliyoruz. Bir yaşında yürüyoruz filan. Her şey yaşla bir şeyle etrafımızda dönüyor. Artık çok saklı bak bir şey de değiştirmez. 40 yaşındayım ve doğru bir olgunluk yaşında olduğumu düşünüyorum. Derya'nın içimde o şekilde evrildiğini hissediyorum. Dönüşüm de insanın hiçbir zaman bitmiyor zaten. Kendi içimizdeki hücreler bile her saniyenin bilmem kaçında bir sürekli yenileniyorlar. Değişim devam ediyor yani. Bunu önemli olan iyi tarafta olgunlaştırmak. Daha o agresif tarafı biraz daha törpülü tutmak. Çünkü adaletsizliğe müdahale etmek evet ama biraz önce Gizem'in de dediği gibi müdahale edebildiğin yerde. Yoksa o zaman şimdi çıkayım şurada 1500 tane adaletsiz olay görürsün sokağa çıktığında. Evet. İnsanları biraz gözlemle. Yetebildiğimiz kadar, en azından sözümüzü söyleyebildiğimiz kadar daha düzgünce ifade edip insan olma sanatının herhalde en büyük özelliklerinden birisi şey, düşüncelerimizi hissettiğimiz doğruyu, güzel olan şeyleri. Tabii ki insana kötü düşünce de geliyor. Onları bertaraf etmek gayretiyle iyi olan, güzel olan şeyleri doğru bir lisan diliyle karşı tarafa aktarabilme sanatıdır bence. Doğru insan olabilme sanatı. Onu yapmaya çalışıyorum biraz. Gizem, bu kadar insan olma sanatını şiirsel bir şekilde anlatan biriyle karşılıklı oynamak nasıldı? Keyifliydi. Şiir gibi oldu evet, bence. Evet, keyifliydi. Tatlıydı ya, inişli çıkışlı ama evet, güzeldi evet, yani. Evet. Çok yorulduk sette. Evet. Minik yönetmenliği, sıcak, işte set ortamı. Ama gerçekten çok lezzetli bir iş çıktı yani. Ben de hani keza böyle dayı bir adamın hikayesi. Ben çok çok sevecek insanlar biliyorum ama Gizem filan yıkılıyorlar yani maşallah. O enerjisi bana karşılıklı oynarken de çok net geçti. Umarım benim de ona geçmiştir ki seviyorlar demek ki geçmiş. çok güzel bir film izleyecekler inşallah. Evet. Bir de o Yeşilçam havasını dediğim gibi çok iyi yansıttınız. Peki mesela o kostümler, o set, o dönem hikayesi içinden çıktığınızda bu döneme ait olmadığınızı hissettiğiniz zaman oldu mu? Ah ya keşke o dönemde yaşasaydık. Arzusu hissediyor musunuz? Sesli alayım şey, şey, bir latife yaptım. Biz hala Türk'ümüzle izledim. Ya açıkçası şey, ben çekerken şunu hissettim. Ne kadar her şey daha minimal, daha böyle naif. Yani duygular da öyle. Ya da bilmiyorum, herkes daha bir kibar. Hayaller bir de daha toz pembe. Daha net değil mi? Evet. Duygu karmaşası net. Yokmuş evet. Bu şimdiki gibi, insanlardaki gibi yani. Sevgi, bir şeyin sevgi. İçinden çıkınca keşke biraz öyle devam etse diyorsun. Yani. Çünkü saygı.
çok önemliymiş o zaman. Yani aile, birlik, saygı, kardeşlik mesela, yani hani şimdi böyle herkes birbirini satıyor yani. Ama kim arkadaşı, kim dostun bilmiyorsun. Herkes kendi çıkarları için yaşıyor ama o dönem enteresan öyle bir tatlı bir naiflik var. O dönemde o canavar tarafları insanları ele geçirmemişti belki de. Daha naifti, evet. Ama siz yine de çok korunaklı yaşıyorsunuz ve çok değer yargılarınızı üst seviyede tutarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu çok net belli ve son dönemde Gizem, özellikle sende gördüğüm bir şey var. Daha korunaklı yaşamaya başladın ve bu da gözle görülür bir şekilde görünüyor. Gerçekten? Evet, evet, yani öyle mi? Yanılıyor muyum yoksa? Öyle, doğru. Gizem yani, hep öyle birisiydi. Ben 2 yıldır tanıyorum, ben hep öyle biliyorum ama aslında. Yani demek ki bazen yansıyan şeyler farklı olabiliyor. Evet. Olabilir mutlaka. Evet, bu aralar yani hani son 2-3 senedir daha bir at gözlüğü takmış ve işte bir hedefim var, oraya koşturuyor durumundayım. Belki o yüzden hani çok karşılaşmıyoruz dediğin gibi de, evet. İzmir'e taşındığım için işte böyle yani domates ekip salatalık ekiyorum falan öyle şeyleri. Ya bir şey diyeceğim, Filiz Akın kızmaz değil mi? Filiz Akın'dan güzel olmuş. Ya o bence çok da mutlu olur. Yani tacını devredecek biri var yani burada, öyle değil mi? O anlamda çok yüce gönüllü biri olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi mesela eski değerlerden vesaire bahsettik ama şimdi filmin jargonuyla bir soru sorayım. Mesela oyunculuğu siz hangi raconla yapıyorsunuz? Ya da kendinize göre yeni raconlar kattınız mı bu işe? Bunu tanımlayabilir yani misiniz? Yani bir kere yazılan bir senaryo var. O oluşturulmuş bir duygu durum var zaten orada. Yani karşılıklı o diyaloglar okunduğu zaman ne olduğu ortaya çıkıyor. Ama benim işin kabadayılık anlayışı, dediğim gibi, adalet. Yani kalbimiz burada. Burada işte insanlar birbirine sarıldığında boş tarafa diğerinin kalbi gelir. Bir terazidir aslında. Oradaki terazide adalet ve merhamet duygusunu katarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aslında biraz da kabadayılık algısını da yıkıyor. Yani hani şimdi başta dediğin gibi herkes böyle öt falan esen, şey aslan kesen biçen bir öyle şey bildik. Hayal ediyor hani dayı veya kabadayı denilince böyle çok hani mafyaya doğru artık gidiyor. Ama burada biraz daha hakikaten duyguya önem verildi. Bir yani. Duygu filmi. Evet. Bir duygu filmi diyebiliriz aslında, komple yoğun duyguların yaşandığı bir film. Kabadayı aslında karakterimiz, çok böyle spoiler da veriyor gibi olmuyor ama hep o kabadayı, o çocukluğundan beri öyle ama etrafı öyle haytut birine vurayım, zarar vereyim, öyle bir şey değil yani. Kabadayılık zaten kabadayı, dayı ne demektir? Anne kardeşi yani en yakının. Kabadayı kime denir? Bir yerde bir haksızlık varsa biri birinin parasını almış, birbirine zarar vermiş. Bir dakika, burada öyle olmaz bu iş, ver onun parasını. Haksızlık yapıyorsun diyendir. Yani kaba sözle sinirlendiğinde söz yetmezse sopayı da eline alabilir. O yoldan da dönmez, kendini ona adamış, doğruyu uygulamaya adamış, inandığı şeyi uygulamaya adamış, değer yargılarını taşıyan kişilere kabadayı denir. Mesela bunların ayrımı vardır. Külhan Bey'i varmış eskiden. Aslında Külhan Bey ile kabadayı aynıdır. Farkları şudur. Kabadayı biraz daha aile babasına doğru gider. Aile babası olur, evi de olur filan. Külhan Bey biraz daha o eski dönemde işte hamamlarda, işte kıraathanelerde yatanlar. Aslında bakış açıları, yaklaşımları doğruyu savunmak, doğruyu söylemek olanlar. Ama kimsenin parasını almayalım, zarar vermeyelim, kimseden bize bir hak geçmesin deyip o hakları koruma gayretinde olan kişiler aslında. Evet. Tabii şu dönemde bunu aramak biraz şeyde, samanlıkta iğne aramaya benzer ama 70'ler, 80'ler ve dönemlerimiz, bizim ülkemiz gerçekten çok kabadayı rezitali gibiymiş yani o illerden başlayan. Evet, ama şimdi işte bu kavram unutuldu, üstü örtbas edildi ve dönüşüme uğradı yani. Bu mafya dediğimiz şeyle çok karıştırılıyor. Mesela senin bu film özelinde yorumlara baktığında işte babanın hikayesinden esinlendiği konuşuluyor, evet. Ve bir tartışma var yorumların altında. Babası da o zaman mafyaydı, yani kabadayı mafya gibi şeyler var. Evet, bunu bir düzeltmeni rica edeceğim. Şöyle söyleyeyim, benim kendi babamın özünde bir şey söylemek istiyorum. Babam, biz 20 küsur yaşına kadar silahını görmedik. Bize silahını göstermedi. Abimi de, beni de, kız kardeşimi de özel okulda okuttu. 18 sene bizi özel okulda okuturken kirada oturmaya devam etti. Bütün kazandığı parayla çocuklarım okusun diye uğraştı. Ben işte böyle bir dünyadayım, onlar bu dünyaya girmesinler diye. Yani hep gerçekten böyle, işte biz buranın ailesi hiç öyle bir adam değildi. Biz de evde böyle şarkılar söyleyen, tepesine kız kardeşimin çıktığı, kelinde darbuka çaldığı bir adamdı ama dışarıda insanlar inanılmaz önlülük diyorlardı, saygıydı. Ben de diyordum ki ya babamdan niye çekiniyorlar?
Ne bileyim ben, babam adaletsiz haksız bir şey gördüğünde gerektiğinin kafasını gözünü kırıyormuş meğerse o dönemlerde yani çocuktuk. Biz hep böyle bize hediyeler alan, aman dersinizi yaptınız mı, nasıl gidiyor diyen birisiydi. Ama mesela sana da burada şunu sormak istiyorum. Sen çok naif, böyle prensesler gibi yetiştirilen bir kişi olduğun için mesela bu dünyaya çok yabancısın. Sadece filmlerden mi gördün yoksa çevrende duyduğun böyle karşılaştığın hikayeler var mıydı? Yani ne kadar uzak, ne kadar yakındın bu dünyaya? Yani evet, öyle yetiştirildim. Fakat sonuçta artık hayata atılınca ve iş hayatına da atılınca belirli insanlar tanıyorsun, belirli hikayelere şahit oluyorsun. Aslında bu filmde şu an tam anlattığın kişiyim, tam dediği evet. gibi yani. Hani evet. Bunlara çok uzak bir kız ve sonrasında fark eden bir kız. Yani şimdi söylediğin kadar çok da toz pembe hiçbir şey bilmeyen bir kız gibi yetişmedim ama... Yok ama böyle çok hassas prensesler tabii gibi. Tabii evet, prensesler. O herhalde yansıyor ama, zaten. Ama her babalar, anneler öyledir ya. Evet. İyi ki de öyle yetiştirmişler. Rolle de inanılmaz bir bütünlüğü var. Yani izlediğinde siz de izlediniz de inşallah yakın zamanda. Bugün de izlersiniz. Evet. Çok bayılacaksınız tabii yani. Ki. İzem de, diğer Ahmet de, Tuncay abi de. Yani bütün şeyler, Turgut abi bak, Tuncay abi bizi rahmet evet. istedi. Turgut abi de yani karakterler falan, oyunculuklar muazzam, seyirciye geçecek, inanıyorum buna. Ama o anlattığınız şeyi de böyle tam böyle hakikaten aslında filmi izlemişsiniz de sanki filmden birini söylüyormuşsunuz gibi. Abisinin öyle bir korumacılığı altında çünkü. Harika. Peki mesela şimdi artık daha vizyona çıkmadı, daha ne kadar kişiye ulaştı bilinmiyor. Ama şimdiden şöyle bir beklenti de yaratmış vaziyette. Dizisi bekleniyor bu filmin. Öyle mi? Evet. Onun bilmiyorum da tartışmaları yani. Noktası. Ben senden daha çok takip ediyorum ya şimdiden filmin şeyini. Şeyin bir izlensin bakalım. Seyirciler, gençler çok sevecektir. Evet, mutlaka. İnanıyorum. Devamı ondan gelecek sonra, mi? Ya niyetimiz olma gibi var bir planın zaten. Var mı? Ya bilmiyorum. Ona yönetmenimiz ve abimiz üzerine çok emek harcadılar. Gidişat nedir, nasıl evrilir ama biz ikisi yapılabilme niyetindeyiz. Yapma niyetindeyiz ikisini. Hı hı. İnşallah seyircinin seveceğini düşünerek biz bunun ikisini hazırlayalım mı diye böyle bir kulisimiz var ama tabii biraz filmden sonra şekillenecek. Belli doneleri belli. Hı hı. Onun haricindeki işte iskeletin üzerine oturacak şeyler belli olacak. Harika. Çok güzel. Peki son dönemde zaten seni dizide izliyoruz. Bir imparatoriçe olarak. Yani zaten bir prensesti. Zaten hep öyle bir vibe vardı. İmparatoriçe değil, çok iyi. Hep öyle bir vibe'ın var. Hep o tarz rollere yakıştırıyordun. Şimdi yine seni çok güzel bir rolde izliyoruz. Nasıl gidiyor? Nasıl mutlu musun? Nasıl hissediyorsun? Ki ışıl ışılsın. Teşekkür ederim. Güzel. Yani şu anki dizide canlandırdığım karakter de çok başka. Bir de hani tarihte hep dönem, gerçek. Dönem. Evet. İlk dönemim ve yani dönem olarak o dönem. Ve gerçek hayatta olan bir karakteri canlandırıyorum. Bir hikayesi var. Yani o çok keyifli. Onun dışında ya ben böyle kendimi zorlamayı, değişik tiplere, hallere girmeyi çok seviyorum. O yüzden şu an bu da benim için bir ilk yani. Her şeyi geçtim, sesimle ilk defa yani inat ettim. Hatta stüdyoya girdim, şan dersleri, müzik dersleri aldık. Çok da iyi başında. Oldu. İşte şu an bir tek o beni çok korkutuyor. Hiç korkma. Çünkü özellikle baştan çok beri duymadım oldu. Ve yani hani zor da. Korku demeyeyim de merağı var herhalde şimdi dinlemediğin için şeyden sonra. Tabii çok zor ağır yani. Parçalardı ve bence çok da güzel altından kalktı. Bence bir albüm de gelir yani film müzikleriyle beraber. İşte herhalde. Yani kendimi ilk defa göreceğim bir, o halde ilk defa göreceğim bir film olduğu için şu an çok merak ediyorum. Çok harika. Sonrasında büyük başarı o kendi sesiyle de orada. Ya, cesaret. Çok... İnşallah kötü olmamıştır sesim. Başarı çok güzel. Olsa zaten koymazlar diye düşünüyorum ya. Gel hadi. Emin ol, olmasaydı abim onun üzerine değiştirir. Çünkü inat ettim, dublaj istemiyorum. Ben söyleyeceğim diye. Çok bakalım, çalıştı ama yani çok azimli. Evet. Yansıtıyordu onu zaten şeyine böyle. Aldır şan derslerine koşuyordu ben bunu söyleyeceğim evet. diye. Harikasın ya. Zaten sendeki bu oyunculuk hırsı, azmi ve koyduğun hedefe doğru gittiğin o çaba çok takdir edilesi. Şimdi filmde çok güzel bir replik var. Fragmanda da geçiyor bu. Sabreden elinde sonunda hedefine varır cümlesi var. Bu biraz da sabra böyle sabrı kutsayan bir söylem bence. Evet. Sizin şu anda böyle hala sabırla üzerine çalıştığınız, ulaşmak için çalıştığınız hedef ne? Neyi sabırla hala bekliyorsunuz ya da artık sabrın sonu selamet oldu zaten mi modundasınız? Ya içindeki insan böyle
değerle birlikte beklerse, nerede beklerse beklesin, nerede durursa dursun mutlaka o nefes alıp vermek de bir sabır hali. İnsan ölümü bekliyor, enteresan değil mi? Yani çok düşünmüyoruz tabii bunu, biz böyle aklımızda, zihnimizde taşımıyoruz ama her anımız zaten sabır. Her anımız beklemek zaten. Beklemek, evet yani. Her şey. Sabır her şeyin temelini oluşturuyor. Doğru şekilde sabredip burnundan şükrü çeken de mutlaka gitmek istediği yere doğru gider. Biz de, ben de böyle düşünüyorum ve inanıyorum. Bir şey demiştin Sevda ile ilgili. Evet, onu da soracağım ama önce sabırla ilgili Gizem'in de cevabını duymak istiyorum. Evet. Ben normalde çok sabırsız biriyimdir. Ve hani çok tez canlısın. Her şey, evet çok tez canlıyım, her şeyime de yazdım. Ama son bir 2-3 senedir aslında dediğin gibi olgunluk artık sabır etmek gibi, yani sabırlı olmak aslında olgun. Aynı şey. Evet, değil mi? Doğru doğru. Aynen öyle. Demeye bak diye düşündüm. Ve beklemekte insan gerçekten sürekli her şeyi bekliyor. Yani hep bir bekleme içindesin. Ya bir şeyi başarmak için bekliyorsun. Ne bileyim, hakikaten dediğin gibi ölmek için bekliyorsun, yemek yemek için bekliyorsun, çocuğunun doğması için bekliyorsun, onun büyümesini bekliyorsun. Bir ödül için bekliyorsun, bir filmi izleyip nasıl oldun? Yani sürekli bekle, bekle, bekle. Yani hani o sabırla beklediğin şey gerçekleştiğinde bu sefer daha büyük bir mutluluk oluyor. Evet. Hatta yani biz oyunculuktan para falan almıyoruz yani. Aynen. Biz bekleme parası alıyoruz. Çünkü orası değerli. Yarısı beklemek zaten. Bekleme, değil mi? En büyük üzerine. Yani tabii ki. Beklediğimiz ya açıkçası ben şöyle çok ufak onu söyleyeceğim. Bir beklentin olmalı sürekli ki bence mutlu olmak için. Yani mutlu olabilmek için en azından. Evet, hayaller yok. Hiçbir şeyin olmaz. Aman saldım evet, deyip değil mi? Ne oldu, ne olacak? Onunla ilgili bir şey vardı. İşyengeç böyle iki tane adam ranzada yatıyorlarmış. Birisi işte böyle 20 yıl hiç ranzaları değiştirmemişler. Aman bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. En son birisi böyle demiş ki ulan demiş bir gün demiş yerleri değiştirelim. Ranzalar hani sen böyle geç demiş, ben demiş oraya yatayım. Yer değiştiriyorlar, öbürü yer değiştirince böyle yapmış. Vay be demiş, insanoğlu kuş misali, dün neredeydim, bugün neredeydim. Yani bu hani öyle salmaya da gerek yok tabii, değil mi yani? Her mutlaka bir şeyi bekleyip hayal ediyoruz hayatta ama bunu özümüzdeki dediğim gibi o şeyle bekliyoruz. O yüzden de belki güzel oluyor. Bundan sonrası için öyle olacak mı onu da bilmiyoruz. İnşallah öyle olur ama bu zamana kadar öyle ilerledi. Bunu naçizane tecrübe olarak hissettiğim için söyledim. Peki yakın zaman, hemen tek bir cümlelik ya. Yakın zaman ulaşmak için yaklaştığınız o hayal, hedef ne? Yakın zamanda gerçekleşecek. Var mı bir şey? Yaklaştınız. Birkaç adım kaldım yoksa biraz daha adımlamak gerekiyor mu? Siz yani ya? Şu an yaklaşıyoruz, yürüyoruz yani. Bir evet, sen o yola girdin evet, şu an. Işte. Filmin evet. Yoluydu ve ona doğru ilerliyoruz. Evet, senin ne? Albüm mü? Söylemem kız. Ya çok ne albüm ya, saçmalama. Güzel, var benim de bazı kendimce hayallerim. Olur mu olur? Ben de belki bir film yapmak istiyorum, olmasın mı? Evet. Olur, oynar olur. Mısın? Oynarım tabii ki, seninle her zaman. Ya. Dayı, ben de yenge yapıyorum. Yenge değil mi? Mesela adam evdeymiş. Yenge gidiyor. Yok, şaka maka. Gerçekten hani çok tatlı, minik minik ulaşmak istediğim hayaller var. Ama onlar da bende kalsın. Peki, o zaman paylaşacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü daha hızlı ilerlemesi için söylemedim. Evet. Bravo. İlerlemesi için istediğin şeyi yapabiliriz senin için bu yolda. Sana şöyle seve eşlik. Söylememektir en güzel hızlı ilerleme yolu aslında. Evet efendim. Söylememektir en güzel hızlı ilerleme. Değil mi? Yapınca yolu. Herkese sunmak, haber vermektir. Evet. Onun hazzı da bir başka. Yani bir de söyledin mi bu sefer, herkes düşünsene gözü senin üstünde yani. Yapabilecek mi acaba? Ne zaman olacak? Tabii, tabii. Ya da yapıyor mu acaba? Ya bu artık yani. İnandığımız bir şeydi. Yani sosyal medyada da, internette de, böyle dünyada da işte izlediğimizde ulan evet bunu savunan binlerce insan var ve bu iş başarı anlamına bir yerlere ulaşmış. Doğru. Nazar edersin de diyebilirsin. Büyüsü kaçar da diyebilirsin ama bir şey olduğu kesin yani. Bir şeyi söylediğinde, dillendirdiğinde onun önüne bir barikat kendi kendine çekmiş oluyor insan. Buradan bir dayı cümlesi romantizmiyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Her güzel şey içinde mutlak bir sevda taşır. Kesinlikle. Yani zaten üzerine film çekilecek bir cümleydi bu herhalde. Sizdeki anlamını ve hayatınıza yansımasını tarif etmenizi rica etsem ne dersiniz? Aslında her sevda mutlak bir güzellik taşır. Yani her güzel şey içinde mutlak bir sevda taşır. Sevgisiz hiçbir şey olmaz çünkü ben geçen içeride de bahsediyordum, onu söyleyeyim. Bizim işte sitede bir köpek var, oradaki bütün böyle seviyor canlılar beni, öyle söyleyeyim, sokak hayvanları.
Bir tanesini barınağa götürmüşler. Geri getirdiklerinde böyle biraz zayıflamış garibim. Bir kulübesi vardı onun köşede böyle. Kızımı çağırdım. Kızım dedim bu zayıflamış. Evet baba dedi. Bunu dedi karameli götürmüşlerdi şöyle filan dedi. Babacığım nasıl iyileşeceğini biliyor musun dedim. Yemekle besleyeceğiz onu hep dedi. Evet ama daha önemli bir şey var dedim. Nasıl baba dedi. Seveceğiz dedim onu. Onu seversek iyileşir dedim. İşte buna çıkıyor. Yani aslında bu çok basit bir örnek verdim belki canlı üzerinden. Kızıma bir şey vermek için. Hatta bazen sorarım böyle. Ya kızım iyileştiren neymiş yaparım böyle. Sevgiyi baba yapar evde. Çünkü gerçekten her güzel şey içinde sevgi barındırır. Güzel olmayan şeyi bile sevgiyle güzel hale çevirebilir insan. Tabii aslında göreceli de yani. Hı-hı. Senin sevdiğin şey sana güzel görünür baktığında evet, aslında. Evet. Belki hani senin için değil, senin için değil ama benim için. O benim o beslediğim sevgi o benim gözümde, benim içimde onu güzelleştirir. Evet. Yani belki onu bile güzelleştirebilir. Onu tabii bile o da olabilir. Aynen. Güzeltebilir. Hastaya şifadır ya. Değil mi? Sevgi her şeyin hatırı. Dermandır. Yalnızlığa çaredir. Harikasınız. İşinizi, mesleğinizi o kadar güzel bir sevgiyle yapıyorsunuz ki bu da sizi ekstra seyircilerin ve bizlerin sevmesine sebep olan şeylerden biri bence. Gönül vererek yapıyor olmanız. Çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Çok güzel bir ikili olmuşsunuz. Sinemaya bekliyoruz. Ya bir şey oldu sanırım. Sinemalar güvenlidir. Evet. Bütün insanlarımızı sinema izlemeye davet ediyoruz. Evet, biraz kalkın koltuklardan artık. Evet. Beyaz perde. Özledik ya. Ben bu arada en son hangi filme gittim hatırlamıyorum yani şu an. Sinemaya geldiğim için de çok ayrıca heyecanlıyım. Değil mi? Kendi filmimiz. Evet, artık yani. Bu özlemi ve hasreti dayıyla bitireceğiz evet. diye umuyorum. Mısır çekti canım gerçekten. Birazdan beraber kovalara düşürüz evet. herhalde. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Daha güzellerinde inşallah tekrardan bir araya geliriz. Devamında tamam. umarım yakın zamanda ya da bir sonraki yıl tekrardan bir araya gelebiliriz. Öyle umuyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgi iyileştirir, sinemaya bekliyoruz. Peki öyleyse biz teşekkür ediyoruz. Herkesi sinemalara bekliyoruz. Dayı bugün vizyona giriyor arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz ve sizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın.